Niye geldik buraya? Soru sorma. İn hadi. Toplantıya gitmeyecek miydik kız? İnandın mı sen gerçekten? Evet. Seni oradan çıkarmak için uydurdum onu. Bu ne peki? Bu piknik sepeti. Günlerdir ruh gibi gelip gidiyorsun. Çalışmaktan başını kaldıramıyorsun, onun da farkındayım. Öyle küçük bir sürpriz yapayım dedim. Otururuz, bir şeyler yeriz. Biraz kafan dağılır. Sonra şirkete bırakırım seni. Ama istemiyorsan dönebiliriz yani. Ay yok yani, biraz şaşırdım o kadar. E hadi oğlum. Teşekkür ederim. Mine. Mine. Hı. Bir şey mi oldu? Yok. Yani öyle daha önceden gelmiştin de bir kere buraya. İstersen başka bir yere de gidebiliriz. Yok ya. Yaşadığım her şey bir anda öyle gözümün önüne geldi de. Çok acayip. Hayatımın en güzel gününü burada geçirmiştim ben. Bazen çok kötü oluyor değil mi? Neyin ne zaman karşına çıkacağını bilemiyorsun. Aynen öyle. Huzursuz olduysan gidebiliriz. Yok, alışmam lazım. Yani burada olmazsa başka bir yerde çıkacak karşıma değil mi? Sağ ol ya. Uzun zamandır kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. İşte bu ya. Ne oldu? E sonunda gerçekten gülümsedin yani. Ay pardon, ben geldiğimizden beri somurtuyorum değil mi? Yok yani, öyle demek istemedim de. Ya sabahtan beri düşünüyorum ben bu kızı nasıl güldürürüm diye. Ya çok da iyi düşünmemişsin galiba. Gülmekle gülümsemek arasında bayağı fark var bence. Ha. Ya pardon, öyle demek istemedim. Ya niye hemen toparlamaya çalışıyorsun ki? Ay ne bileyim, ben yanlış anlarsın diye. Ben yanlış anlamam. Ne bileyim, birazdan güldürürüm seni. Ya da güldüremezsem de bir fıkra falan anlatırım. Ay yok, hiç gereği yok gerçekten. Ben birazdan gülerim nasıl olsa. Ha ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada buraya geldiğimiz şirketteki kızlar bilmesin, tamam mı? Biz zaten burada değiliz ki. Pera'da toplantıdayız. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya hepsi bana sinir oluyor. Bir de buraya geldiğimizi öğrenirlerse... ya işte aramızda bir şey var sanacaklar. Uyuz oluyorlar ya. Bence uyuz olmaya devam edecekler. Neyse, un kurabiyesi yer misin? Süpermiş. Hı, değil mi? Ben yaptım. Hadi canım. Bana bak, daha dün tanıştığın adamla ne işin var senin piknikte bakayım? Ay su giderek ben anneme benziyorsun, farkında mısın? Sen anladın beni. Anlamadım canım. Sen hoşlanıyor musun bu adamdan? Yani kibar biri. Kıvırma, evet mi hayır mı? Hayır. Yani öyle bir değil de... ya galiba o benden hoşlanıyor ama... ben kimseyle bir şey yaşamak istemiyorum su. Deniz yüzünden mi? Yok, alakası yok. Nasıl yani o zaman? Her şeye baştan başlayacağız. Kimsin, nesin, nerede okudun, kimlerle çıktın, ailen ne? Sonra onunkileri öğreneceğim. En sevdiği yazar kim, kaç kilo, ne sever, ne sevmez. Ay sıkıldım. Ay, o da değil, bir de yoruldum yani. Ben kimseye hayatımı almak istemiyorum su. Tatlım ne yapacaksın? Böyle tek başına mı yaşayacaksın? Bilmem, sen ne yapıyorsan onu yapacağım herhalde. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Deniz'i hayatından çıkarmak için kendini biraz rahat bırakman lazım. Tamam git biriyle birlikte ol demiyorum sana ama... Deniz'in hayaleti etrafında dolaştığı sürece huzurlu olamazsın. Mutlu olamazsın. Bitti mi? Bitti. Aa, bak son bir şey daha söyleyeceğim sana. Güven Asya'ya evlenme teklif edecekmiş biliyor musun? Bak nasıl konuyu değiştiriyorsun ya. Aa. Ne değiştireceğim canım? Allah Allah. Sen ciddi misin? Evet. İnanmıyorum. Ne oldu? Arayıp tebrik mi edeceksin?
aslında nikah şahidi olacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.